Malmö-Galatasaray karşılaşması bu akşam saat 20.45'te oynanacak. Değerli izleyenler çok fazla eksik var. İstersen ilk önce buna bir değinmek gerekir bence. Osman İkaldı, Barış Alper üçlüsü hücum adına en önemli üçlülerden biriydi. Üçü de bu karşılaşmada yok. Abdülkerim, Kaan Ayhan, Jakobs yine savunma adına önemli bir üç isim aslında. Onları da bugün göremeyeceğiz. Rolan Şalay'de iyi bir performansı var ki bu kadar yoklukta tam ilaç gibi gelecek bir isimken. onun da statü gereği bu maçta olmadığını hatırlatmış olalım. Nasıl bir maç bekliyoruz Suat? Şimdi Galatasaray'ın 11'ine de sen eksikler sayarken baktım 11'i kurtarırsın hı hı. ama Galatasaray'ın sonraki hamle sayısı bir az hayli oluyor. az. Yani öyle bir problem var ki fizik güç olarak üst seviyede oynayacağınız hı. hem iklim hem rakip olarak biliyorsun Kuzey takımları hep problem yaratır hep dirençlilerdir, ayakta kalırlar ki Malmö'de bunlardan biri. Burada Galatasaray problem yaşayabilir. Sonradan oyuna Hamle yapmak gerekirse. E, o yüzden biraz baskılı gibi başlayıp hani skor avantajını alırsa Galatasaray daha rahat eder diye düşünüyorum. Hı hı. Çünkü çok oyunu tutmayı bilmeyen bir takım. E, hücumdan geriye çekilme gibi bir durumu var. Yani ortada böyle mesela dün Bilbao maçı idare etti. Planlarını hep o yönde kurdu ama Galatasaray'da Fenerbahçe'yi de buna dahil ederim. Savunma yap diyorsun yapamıyorlar. Hücum yap dersen yapıyorlar. Ama ikisini bir arada götüremeyen bir yapıdalar. Hı -hı. Galatasaray'da o yüzden biraz daha hücumda aktif başlarsa, yani o bize gösterdiği pres yapısını sahaya yansıtırsa elbette ki Malmo'ya göre çok daha kadro olarak avantajlı. Peki sence hücumdaki bu kadar eksik oyuncuların olmasıyla birlikte daha defansif bir oyun, Olmaz. daha defansif bir 11 mi beklemeliyiz? Olmaz çünkü elinde o yapı yok. Hı -hı. Yani şimdi baktığın zaman... Ee, 11'e bakalım istersen. Tabii. Muhtemel 11'imiz var. Onu rica edelim hemen yönetmenimiz Seval'den. Ekranlara geldi. Hemen bizim yanımıza da geldi. E Muslera'yı kalede <laughs> bekliyoruz. E, üçlü savunma olarak evet. arkadaşlarımız ekledi. Abdülkerim Sanchez, Metahan, e, ortada Sara Torreira, Yunus solda Berkan, sağda Yelert İleride de Batshuayi, Mertens ikilisini yan yana şimdi, görebiliriz. Şimdi tek tek bakalım. Tabii. Sara savunma yapar mı? Yapamaz. Torreira e. Evet. E Berkan çok da yapamadığını gördük. Yani zorunlu bir sol kanat Hı -hı. olarak oynayacak. Muhtemelen çok çıkmayacağı bir maç olacaktır. Abdülkerim'in de sakatlık dönüşü vesaire derken. E, Yunus Hücumcu, Mertens öyle, Batu Hı -hı. öyle. Yelert daha fazla hücum aktivitesi olan, dribling atabilen en azından Kopenhag'daki bize onu göstermişti. E, bu yapıda şimdi Galatasaray'ın çok savunma oynamasını bekleyemeyiz. Evet. Eğer üçlü savunmayla da çıkarsa şu yapıyla... Okan Hoca net bir şekilde ya ne olursa olsun benim sistemim bu diyerek Hı -hı. devam edecektir. Şu kadro her türlü Malmö'de galibiyete gidebilecek bir kadro Hı -hı. ama ayakta durmanız lazım. Maç içinde bir sakatlık problemi SOS verecek bir oyuncu olmaması lazım. Yani en azından bir 70-75 dakikayı ayakta bu kadro götürmeli. Hı -hı. Ondan sonra eliniz güçlenir, skoru da bulursanız iş tamam ama geri düşersen e, Kenardan alacağın hiç adam yok. Bence asıl sıkıntı o. Tereddüt ettiğim bir bölge var mı mesela? Yelert konusu. Var. Taraftarın kafasında var. soru işareti olan bir bölüm. Ama alternatif kim? Yelert öyle. Berkan Doğru. öyle. Yani Hı -hı. baktığın zaman. çünkü Belki Ziyeş'e sana şans verebilir mi diye olabilir. düşündüm. Olabilir Ama işte biraz önce dediğim de o. Yani bir adam lazım olduğunda, bir ateş lazım olduğunda kenarda kimse yok. Ziyeş sana bir 10 dakika, 20 dakika bunu verebilir. Doğru. Bence asıl nokta o. Mesela Berkan üçlü e, savunmanın hani sol dışı oynayacak hı hı. oynamayacak tek oyuncusu belki de. Çok zorlu bir maç bekler onu eğer. Evet. E, hani rakibin biraz o ha, bölgeye hamle yapması, Abdülkerim'in sakatlıktan çıkması o bölgede derin boşluklar yaratabilir. Yelert fizik olarak hani güçlü değil. Çok ayakta kalamıyor ama seri bir oyuncu. Hı hı. Çok koşan bir oyuncu. O bir artısı olabilir sağ kanatta. Gerisi de zaten Hani şaşıracağımız bir şaşıracağımız Sağ adına bir izleyicimiz e, sarının daha önce Norwich'te evet. e, sağ açık Doğru. oynadığına dair açık bir bilgi ama. vermiş. Evet. Çok güzel ama açık. Ama zaten e, tek Be ideal ikiliniz de Sara Toraya şu anda evet. baktığınızda onu da bozarsanız. Ya hem öyle hem yani Kerem Demirbay'ı belki koyup Sara'yı ama burada e, üçlü savunmanın sağ kanadı olduğunu hatırlatalım. Yani orada Hı -hı. size biraz çok koşan, pırpır pır diye tabir ettiğimiz yani. Yunus'la Barış oynuyor Galatasaray'ın iki açığından onlar. Evet. Bunlar hem savunmaya gelebilen hem ileri gidebilen oyuncular. Sara öyle e, agresif yapıda bir değil. Sara top yapacak, top çıkaracak, zaman zaman savunma arasına gelip pas alacak bir oyuncu. Hı hı. Sağ açık farklı bir şey. E, Metanı bekliyoruz savunmada Hı -hı, bugün e, evet. ama Sanchez orayı o kadar iyi e, kapatıyor ve koruyor Hı -hı, ki doğru. mesela buna rağmen hiç savunma tereddütü yaşayan bir taraftar yorumu görmedim hiç. Evet Sanchez'in formlu olması çok önemli. Bu arada Metehan da formlu, Metehan da kötü başlamadı. Yani evet, son doğru. deneyimsizlik, bak genç oyuncu diyorlar hayır. Tecrübe. Genç belki. değil, tecrübe. Hı -hı. Yani o yaşta oyuncular çok deneyimli bir şekilde sağlara çıkabiliyor. Metehan geç girdi bu yapının içine daha çok maç yaptıkça nerede nasıl davranacağını çok daha iyi biliyorsun. Metan hani, e, o da formsuz değil. Abdülkerim bir süredir oynamıyor. Onu ben e, hani maç temposu eksiği olabilir. Evet. Onun dışında da ilk 11'de bir problem görmüyorum. Peki ileri uca bakalım istersen. E, i̇leri uçta da e, Batu Mertens'i görebiliriz arkalarında. Yunus zaten iki önemli isim yok. Hı -hı. O, o simen ve olmayışı olmayışıyla birlikte. Batu nasıl görevler Çok... düşüyor? Hayır, bir de barış da yok. Yani zamanında evet. barışı forvet de kullanabilirsiniz evet. günü geldiğinde. Ama o da yok. O da bir problem. E, tam böyle hani Batu şuayı Mertens'ten ziyade ben Mertens'in biraz daha geriye gelip Hı. Batshuayi'nin tek forvet gibi oynayacağı bir bölüm de bekliyorum. Yani maçın başında nasıl olur bilmiyorum ama çünkü Mertens ve Yunus'u kanatlara da yönlendirecektir. Olabilir, evet. E hoca Mertens sağ, Yunus sola gibi de kapatmalar <laughs> yapacaktır. Batshuayi'den Galatasaray hani iyi para veriyor. Bir üçüncü forvet <laughs> için 3.5 milyon euro'lar alıyor. Bunlar çok iyi yüksek rakamlar ve Batshuayi de bunun hakkını ne zaman oynasa ...veren bir performans sergiliyor. Bir izleyicimiz yine Galatasaray'ın... ...Young Boys'la oynadığı ikinci karşılaşmayı hatırlatmış. Hı -hı. Orada Batu Şahin'in 11'de başladığını... ...hatırlatayım ben de tekrar. Ondan dolayı biraz tereddüt ettiklerini söylüyor. Elbette ki o kötü bir... E, evet. ...maç sisi devamlılığıydı ama... Hı -hı. ...sonuçta o takım... ...daha sezon başıydı. Transferler bitmemişti. Birçok eksik vardı. Ve şimdi form tutan bir Galatasaray var. Ya kötüyü söyleyeyim. Kaybetseniz bile bir şey kaybetmeyeceğiniz... Daha önünüzde iki maç olan ve ilk sekiz için hala bayağı avantajlı bir durumda Aynen. devam ettiğiniz bir süreç. Galatasaray'ın hedefi ama ilk sekiz değil. Yani kulüpten gelen bilgiler, hocanın, hı hı. oyuncuların bize verdiği ilk dört. Olursa ilk iki. Evet. Plan bu. Yani Rigas gibi saçma sapan bir puan kaybı olmasaydı şimdi zirve ortağıydı Galatasaray. Evet. O yüzden de burada Batu Şuhay sonuçta Belçika milli takımına neden alınmadı denilen bir oyuncu. Hı hı elinden geleni yapar. Daha çok sonradan oyuna girdiğinde etkili olduğunu görüyoruz evet, doğru. ama bu doğru. maçta da yani o kadar alternatifsizlik var ki onun bölgesinde artık Kimse bütün yok. her şey onun elinde. Hayır şimdi eksik o kadar çok ki kulübeyi düşünüyorum. Kimse yokken forvet oynatabileceğiniz. Doğru. En fazla Mertens'i oraya Aynen. çekersiniz. O da fizik mücadele olarak zaten hı hı. bir 10 sene önce orada net bir forvet oynamıştı. Napoli'de biri gitmişti. Juventus ondan sonra oynamıştı hatırlıyorum. Bir Malmo'ya biraz değinmek istiyorum aslında. Çünkü iyi bir grafikleri yok Avrupa Ligi'nde. 30. Evet. sıradalar şu anda. Hı hı. E, ve 5 karşılaşmadan yalnızca birini Karabağ karşılaşmasını kazandılar. Hı hı. E, dikkat çeken bir özellikleri Malmo e, yenildiği karşılaşmalarda daha çok şut atan taraf hı hı. rakibe göre. Evet. Acaba bu burada Galatasaray'ın işine yarayacak bir durum haline çevrilebilir mi? Şimdi açık bir futbol oynarlarsa galibiyetini isterlerse Galatasaray daha net bir şekilde hücum aksiyonlarını geliştirir. Hı hı. Planlarını uygular. Zaten elindeki kaliteli isimlerle finale gidebilir ama Malmön'ün hocası dün bana çok onu göstermedi. Daha böyle savunma güvenliği tutup hani hı hı. E, böyle net çıkışlar yapacak, savunma arkasına, iki bekin boşluğuna koşular yapacak bir e, hani izlenim verdi. Hı hı. Kaleci meselesi var onlarda da. Kaleci person 17 yaşında. Yani şimdi bunları yan yana dizince Avrupa'da kötüler. Kale 17'lik kaleciye kalmış. Kendi sahasında oynuyor. Tam Galatasaray'ın böyle sorun yaşayacağı maç evet. şey, klasik. Yine bu. böyle demeyelim. Hayır, klasiktir ama bu yani. Doğru futbol evet. futbola e, Genel Bakanlar hep bunu görür. Evet. Yani normal kaleci oynasın dersin. Mesela Fenerbahçe'de yani e, Niko Williams'ı dün o sayı bitirdi. Hı hı. Yerine giren 7 numara Berenguerdi galiba müthiş oynadı. Şimdi hep böyledir yani normal düzene daha rahat oynarsın. Doğru Ekstra bir oyuncu girdiği zaman o da kendini göstermek ister. Hı hı. E, ama biraz önce altın çizim Galatasaray bir golle başlarsa daha Devamını rahat daha net oynar çünkü Malmö'de risk almak zorunda kalır. E, Malmö'de de hava bir derece olacak. E, bu akşam maç İş saatlerinde bir ya. zaten Sivas'tan oluşuyor Sivas'tan bence gidiyor Galatasaray. Galatasaray. O yüzden problem yaşanmaz. Elbette ki bu işler futbolun doğasında var. Aynen öyle.